Şimdi sayın bakanım, nerede oturduğunu burada? Evet, ilk önce ismini, telefon numarasını, TC kimlik numarasıyla gelen vatandaşın bir doğrulamasını yapıyoruz. Bilgilerini alıyoruz, taleplerini alıyoruz, ne istediğini, ne yaptığıyla ilgili her şeyi soruyoruz. Ekranda şu anda görüyorsunuz mesela ikondaki mavi ikonlar talebinin noktasal olarak neyin ne olduğunu. Eğer yolda kaldırımla ilgili bir sıkıntı varsa, çöple ilgili bir sıkıntısı varsa, yol tamiratıyla çok ilgili iyi. Bir şey varsa, sokak hayvanlarıyla ilgili bir sıkıntısı varsa, imarla ilgili, bütün birimlerimizle ilgili burada belli şeylerde, kademelerde iş taleplerini biz alabiliyoruz. Anında da bu iş talebini emir olarak, iş emri olarak ilgili bir sahada yansıtabiliyoruz. Artı buradaki yapılan bu işleri mobil olarak da ben ekrandan tek tek takip edebiliyorum. Kim ne yapılmış, ne edilmiş? Yani herhangi bir vatandaşın müracaatını buradan takip edebiliyoruz. Takip edebiliyoruz. Şu şekilde de ekranımız tamamlandı, sıraya alındı. Yani biz o vatandaşa daha sonra dönüyoruz. Dönüyoruz. Kısa sürede halloldu veya hallolmadı. Hepsi. Sizin bu talebiniz memnuniyetini normal soruyoruz zaten. Değil. Memnun musunuz, değil misiniz, ne yaptınız, ne ettiniz? Şimdi şurada çözüm merkezi diye birçok şey var. Bunlardan bir tanesi de çözüm merkezi. Mesela Uğur Evler Mahallesi 19. cadde 213 sokağı birleştiği alana asfalt dökülmesi talebi hakkında kayıt alındı. Uğur Evler Mahallesi buradaki asfalt talebi bizim kaydımıza girmiş. İlgili birimler bütün bunlar gitti. Şimdi ilgili birimdekiler bu onlar ekranı düştü. Acil olması gerekenlere de acil uyarıyla oraya gidiyor hemen yapılması gerekenler. Eğer sokakta mesela sokak hayvanlarıyla ilgili trafik kazasına karışmış bir sokak hayvanı var ise acil. Onu acil kodla hemen gidiyor. Eğer yakında bir birimde çalışan varsa orada bölgede onlar. Yoksa bizim merkezden arkadaşlar biri ulaşıyorlar. Yol kaldırımla ilgili, tamiratla ilgili, temizlikle ilgili, çadır talepleriyle ilgili. Mesela sahadaki işlerde bu bize çok ciddi manada operasyonel bir refleks kazandı. Vatandaşımızın memnuniyetini, halk memnuniyetini çok rahat hissedebileceğimiz hizmetlerin verildiğini görüyoruz. Biraz önce çağrı merkezlerinde gezdik. Günlük 100'e yakın talebin alınıp çözebiliyorsa o gün aciliyetine göre mutlaka programı alınarak dikkate alındığı bir vitrinlerden bir tanesini gördük. Bunu son derece başarılı buldum. Şeffaf bir belediyecilik anlayışının, vatandaşımızın her an ulaşılabilirliğinin, muhatap karşıda muhatap bulmanın, kendisine geri dönmenin mutlaka çözümün bir parçası olduğunu görüyoruz. Merkezi hükümette bizler, yerel yönetimde belediye başkanlarımız ve ekiplerinin oluşturduğu bu milletimize hizmet noktasının çok iyi bir noktaya geldiğini görüyoruz. Biz yaptığımız iyiliklerle veya yaptığımız iyi işlerle yetinmeyen bir anlayışa sahibiz. Geriye dönük yaptığımız bu çalışmaların İleriye dönük hedeflerimizle mütenasip olması lazım. Onu mutlaka destekleyebiliyor olması lazım. Bunu hamdolsun Koca Sinan Belediyesi'nde de görüyoruz. Ben başkanımızı ve değerli ekibimi tebrik ediyorum. Çocuklara sinema gösterileri yapıyoruz. Çok belli güzel, evet. Güzel olmuş. Öğrencileri davet ediyoruz. Kaç kişi? 100 kişi burası. Çok güzel. Çok butik ve çok fonksiyonel bir şey. Kendi iç eğitimlerimiz, dışarıdan gelip de belediyeyle ilgili anlatılacaklar. Mesela 120 filmini burada çocuklara Çanakkale ile ilgili bilgilerle, konferanslar, tanıtımlar. Hemen vatandaş gelsin burada belediye ile ilgili ne var ne yok öğrensin diye. Şimdi inşallah mahallelerin içerisinde de belli zamanlarda belli gruplar alıp belediyeyi getirip gezdireceğiz burayı. Gevenesi Batur Müzesi'ni böyle bir tur yapıp bravo. Tekrar mahallelerine bırakacağız. Yani sosyal sorumluluk projelerinde de çok fazla gençlerimize dönük işlemler evet. Yapma imkanı var burada.